Değerli izleyenler, EYT umutlandı. EYT'yi umutlandıran gelişmeler var. İşte nedir bu gelişmeler? Emeklilikte yaşa takılanlar için Çalışma Bakanlığı'nda neler oluyor? Emeklilikte yaşa takılanlar için Sayın Erdoğan'a hangi plan sunulacak? Bütçeye yük olmayan hangi plan keşfedildi ki bu konuya yetkililer sıcak bakıyor? Davutoğlu ve Babacan'ın da kuşatmaya aldığı EYT oy kitlesi, artık hükümet bu duruma seyirci kalacak mı? Hayır. İyi gelişmeler var. EYT için perderpey. 2020 yılı emeklileri adı altında yeni bir talimatın gelmesi an meselesi. Bu konuda daha önceki talimattan ayıran nokta artık bu sonuca kesin neşter vurması. Bu soruna kesin neşter vurması. İşte burada umutlanacağımız durum aldığımız güzel duyumlar. EYT emeklilik reformda olacak mı? Veya ani bir paketle mi çıkarılacak? Ve bütçeye yük olmayan plan ne? İşte değerli izleyenler, gelişmeler şu anda özetlemek gerekirse şu şekilde. EYT emekliliği için, EYT'den emekli olması için görüştüğüm son kulis bilgilerini size aktarıyorum. Emeklilikte yaşa takılanlar için internet köşelerinde veya bilgi kırıntılarıyla böyle yayın yapan bir kardeşiniz değilim. EYT için şu anda son dönemdeki gelişmeleri size aktaran çok nadir kişilerden birisiyim. EYT emeklilik siyasi konjonktürün dayattığı en büyük gerçeklik olmasına rağmen asıl EYT'yi emeklilecek durumda kaynağın bulunması. EYT emeklilik için kaynak bulundu. Ve bu kaynak prim ve yıl eksiği olanlar. Ve bununla ilgili planda Sayın Erdoğan'a, Cumhurbaşkanımıza sunulacak pozitif bir yayın ve müjde yayını diyebiliriz buna. 2020 yılı emeklileri olacaksınız. Ve bu isim de gerçekten size çok yakışıyor. EYT 4 aşamada emekli olacak. Şimdiye kadar söylediğim bu sözlerin gerçekliği artık çıkmaya başlıyor. Sayın Davutoğlu'nun yaptığı çalışma da yakın açıklanacak ve hükümetin yaptığı nitelikli çalışma da çok yakın açıklanacak. Beklentim ve heyecanım şu şekilde. Sayın Davutoğlu'nun açıklayacağı plandan bir gün önce Çalışma Bakanlığı'nın açıklamanın yapabileceği konuşuluyor. Tekrar ediyorum. Sayın Davutoğlu'nun açıklama yapacağı EYT çözüm paketiyle ilgili bu açıklamadan hemen önce bu işe ön alıp Çalışma Bakanlığı'nın bu konuda açıklama yapacağı konuşuluyor. Bu çok önemli bir gelişme. Demiştim. Birkaç ay önce. EYT talimatı son anda direkten dönünce. Yani EYT'nin çözümü direkten dönünce. Sevgili arkadaşlar. Çok zor koşullardayız. Tamamen yıkık durumdasınız. Olacaktı, son anda vazgeçirdi. Ve en etkili ağızdan açıklama yapıldı. Ama şunu unutmayın demiştim. Lütfen hatırlayanlar da bana yorumlarda yazsın. Siyasette nokta konulmaz. Tekrar ediyorum. Siyasette nokta konulmaz. Eğer siz siyasete noktayı koymuş olursanız o zaman yanılmış olursunuz. Değerli Çalışma Bakanlığı'nın bu yönde bir hareketlemesi olduğunu
dinliyordur. Ramazan'da da bizi dinleyenler oluyor. Yani buna tek boyut bakmayın. Veriyorsunuz bu işin çözümünü. Bir milyonla temas kurun. Ve bir milyon kişinin size söylediği sözler var. Ne diyor onlar? Şunu söylüyor. Biz bedelli EYT'den bahsetmiştik. Bedelli EYT'nin çıkması için, tekrar ediyorum, bedelli EYT'nin çıkması için elektrik özleri olmazsa zaten bir yolluk bilinmeyi